Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu salisu ve selasune min kitabi abdiden siracidin. Oğlum, Ömer Faruk sen tam anlamayabilirsin çünkü konuların ortasındasın. Dikkat et, ne anlarsan kârdır, onu inşallah bir haftaya kadar ayarlarsın. El-Hamisu, hani mevkuf hadis ki merfu hükmündedir. Mevkuftur ama merfu hükmündedir. O da dedik birkaç kısımdan oluşur. O aksamların beşincisi Mustafa. Akvalu sahabeti. Sahabelerin ne? Akvalları ki fi esbabi nüzulil ayatil kerimeti. Ayat-ı kerimenin nüzulunun sebepleriyle ilgili sahabelerin kavlu. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu demiş, bu ayetin nüzul sebebi budur. Bunu söyleyen kimdir? Sahabedir. Zahire göre bu nedir? Bu mevkuftur. Ama eğer Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu Resulullah'dan bunu işitmeseydi ne bilirdi? Hükmen merfu. Örnek, kekavli İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma, kâne ehlül Yemen yehüccûne, Yemen ehli hac yapıyorlardı, hacca geliyorlardı, ve la yetezevvedûne, yanlarına zat almıyorlardı, azlık yiyeceği getirmiyorlardı. Ve yekûlûne nahnul mütevekkilûn, biz mütevekkiliz, biz tevekkül ehliyiz. Yanımıza azlık alırsak ne olur? Allah'a tevekkül etmemiş oluruz diyorlar. Feyza kadimu Mekke, Mekke'ye gelince bu sefer yiyecekleri yok. Se'elun nase, milletten yiyecek istiyorlar. Fe enzelallahu azze ve celle, Allahu zülcelal nazil etti. Neyi? Ve tezevvedu, Bakara suresi, fe inne hayre zadi ettehu. Siz azlık alın yanınıza. Azlıkın en iyisi de nedir? Takvadır. Bu hadis Ravahul Buhari. Bu hadisin nüzul sebebi nedir? Ehli Yemen'in azlıksız hacca gelmeleridir. Bu ve tezevvedu fe inne hayre zadi ettehu. Bu ayetin nüzul sebebini kim söylüyor? İbn-i Abbas söylüyor. Resul'a dayandırıyor mu? Yok. Kendisi söylüyor. Diyor bu ayetin nüzulü sebebi budur. Eğer İbn Abbas Resulullah'dan görmemiş olsaydı öyle değil mi? Bu nüzulü sebebi bilemezdi. Demek Resulullah'dan işitmiş ki söylüyor. Bildiniz değil mi? Ve tezevvedu fe inne hayre zadi ettakva. Enes nerede kaldın sen? Tupçimse. Aman Tövçüs'e de gelin, haberim olsun, bekleyelim. Dostluk sonra da yapabiliriz. Oldum. Bu Bakara'nın 197. ayet. Şimdi tezevvedu feyne hayre zadim. Zadın, azgın en iyisi ettakva. O şey ki onunla insan işini bitiriyor, başkalarının sualına muhtaç olur. O perde çekin, gözlerinize vurmasın. Yani siz yanınıza azık almıyorsun, tevekkule zararlıdır diyorsun, yanlıştır. Zadın en hayırlısı insan yanına
azığını alsın, onunla başkalara muhtaç kalmasın. Ha, zadın en hayırlısı odur. Zadın en hayırlısı Yemen'den çıkarken azığınızı yanınıza alın, onunla ihtiyaçlarınızı bitirin, başkalara ne olmayın? Muhtaç olmayın. Anladın Enes? Tekrar ediyorum, Enes Sikatir. El-Khamisu, o mevkuf hadis ki merfu hükmündedir. El-Kuvalu sahabedi fi esbabi nüzulil ayatil kerimedi. Sahabeler ayet-i kerimenin huzurunun sebepleriyle ilgili söyledikleri hadisler zahren mevkuf hükmen merfudurlar. Kekavli İbni Abbas radiyallahu anhuma kâne ehlül yemmen yahuccûne. Ne diyorlardı? Hac ediyorlardı. Ve la yetezevvedune. Yanına azık almıyorlardı. Ve yakulune nahnul mütevekkilun. Fe izâ kadimu meke se'elun nâse fe enzelallahu azze ve celle ve tezevvedu fe ne khayre zâdiye tekva. Bu ayetin huzurlu sebep bu olduğunu kim söylüyor? İbn Abbas. İbn Abbas bunu nereden almış? Demek ki Resulullah'tan öğrenmiş. Bunu öğrendik mi? Ve kezalike yine merfu hükmünden mevkuftur. Ve kezalike ne demek Ömer Faruk? Ve kezalike yine merfu hükmünden mevkuftur. Ekvalu sahabeti fi tefsiril ayati ve maaniha. Sahabelerin ayetlerinin, ayetlerinin tefsirleriyle, manileriyle ilgili söyledikleri şeyler. Oldu mu? Ha, o da mevkuftur ama merfu hükmündedir. Yalnız ayetlerin tefsiri iki şekil. Bazı lügatın manasıdır. Lügat ne? Manasıdır. Bazen, bazı maniler lügatla alakası yok. Hükümdür. Ahkamlarla ilgilidir. Ha, o tefsir ki diyor ahkamlarla ilgilidir. Sahabe öyle bir tefsir vurmuşsa demek ki Resulullah'tan işitmiş. Yoksa lügatla ilgili bir kelime iman etmiş, bir ayeti iman etmiş, bu merfu hükmünde değil. Yani bir sahabe bir ayetten bir hükmü çıkarmış ise, bu ayetin hükmü budur, bu ayetten bu hüküm çıkıyor demişse, demek ki bu Resulullah'tan öğrenmiş, almış. Öyleyse hükmen merfu olur. Ve kezalike ahvalu sahabet fi tesir ayatu ma'aniha ama ala veçin la alakate lev bil lugatil arabiyyeti. Lugat-ı arabi ile alakası yok. Ne yok? Lugat-ı arabi ile alakası yok. Alakası olursa Resulullah daha niye bilir? Ama lugat-ı arabi ile alakası yok. Bir de velâ mecâle li rayi vel iştihâdi fihi. Ray, görüş, iştihadın mecali yeri yok orada. Yani iştihadla alakalı bir şey değil. Peki vat Arabi ile alakası olmayan, İşşadra ile alakası olmayan bir manayı bir ayete vurmak Resulullah'tan almış olmalı. Örnek, ke tefsiri emrin mugayyebin. Mugayyeb yani mestur, gizli bir emri tefsir etmek. O da min umuri dünya ve ahireti, evul cenneti evul nari. Dünya, ahiret, cennet, nar umurlarıyla ilgili herhangi mestur, gizli bir emri bir ayetten çıkarmak. Bu ancak Resulullah'ın işaretiyle, söyleyişiyle olur. Bir sahabe böyle yaparsa da o hükmen merfudur. Ke tefsiri emrin mugayyebin ev ta'yini sevabin ev ikabin ev nehv zalike. Bir sevabı beyan etmek gibi, bir ikabı beyan etmek gibi, nehv zalike bunlara benzer ray ile işade alakası olmayan herhangi bir emri bir ayetten çıkarması gibi. Anlıyorsun değil mi? Bu nedir? Ev ta'yini sevabine ve ikabine ve nahvi zalike. Böyle tefsirler, ayetlerde böyle manileri çıkartmak bir sahabe için merfudur. Zahren o söylemiş gibi olsa da hükmen, çünkü o emrin mesdur, o ikabi, o sevabi, o ayetten çıkartmak Resulullah ancak söylemiş olmalı. Yoksa sahabe onu bilemez. O zaman zahiren mevkuf, hükmen merfu. Örnek, ke kavli Ebi Hüreyre radiyallahu anh fi tesri, levvâhatun il beşer. Cehennem, levvâhatun il beşer. Beşer deri demek. Ne demek? Telakkâhum cehennemu. Cehennem kafirleri karşılar. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Fetelfahuhum. Onlara vuruyor, esiyor. Lefhaten öyle bir esintiyle onlara vuruyor ki, hani bazen rüzgar gelir sıcak bir
harareti getiriyor ya, öyle bir lefhatle buluyor ki فَلَا تُبْقِ لَحْمًا عَلَى عَزْمٍ, kemik üzerine et bırakmıyor. Yani o bir vuruşla kemiklerdeki eti yakıp söküp atıyor. Peki وَاَمَّا تَفْسِيرُ السَّحَابِي مُشْتَمِلَ عَلَى بَيَانِ الْمَعَانِي لُغَوِيَّتِ, o sahabinin tefsiri ki lugavi manilerin beyanıyla ilgilidir. اَوْ بَيَانِ حُكْمٍ, öyle bir hükmü beyan etmiş ki لِلْرَعِيِ فِيهِمْ مَجَانٌ, orada rayin neyi var? Orada rayin mecali var. Rayin neyi var? Mecali var. Yani görüşle belirlenecek bir manadır. فَلَيْسَ لَوْ حُكْمُ الْمَرْفُعِ, sahabenin bu tefsirine hükmü merfu yoktur. Merfu hükmü yoktur. Merfu neyi yok? Merfu hükmü yoktur. Anlıyorsun değil mi? Niye merfu hükmü yok? Çünkü o sahabenin söylemiş olduğu tefsir ray ile söylenebilecek bir tefsirdir. Görüşle belirlenecek bir manadır. Bir sahabe kendi iştihadıyla görüşle onu söyleyebilir. Zara sahabe söylemiş, merfu hükmünde de demeyiz. Belki Resulullah'dan almış, belki kendi rayi ile iştihadı ile söylemiş. Es-sadisu kavlu tabi'i femen dunehu. Tabi'in ve tabi'inden sonra gelen herhangi birinin kavlu. İnde zikri sahabi, sahabi zikir edildiği vakit. Mesela bir tabi'in bir şeyi bir sahabeye dayandırıyor, sahabe zikri geçer geçmez yerfa'uhu diyor. Tabi'in diyor yerfa'uhu. Ne demek? Tabi'in diyor sahabe bu hadisi rafa yapıyor. Ev yerfa'ul hadise, yerfa'uhu yerine yerfa'ul hadis, hu yerine hadis getirir. اَوْ يَنْمِهِ, hadisi nispet ediyor. اَوْ يَبْلُغُ بِهِ, bu hadisle ulaşıyor. اَوْ يَرْوِهِ, bu hadisi rivayet ediyor. اَوْ رَوَاهُ, bu sahabe bunu rivayet etmiş. اَوْ رِوَايَةً, sahabe bunu rivayet olarak söylemiş. Bunlar hepsi فَاِنَّ ذَلْكَ كُلَّهُ لَوْ حُكْمُ الْمَرْفُعِ. Merfu neyi var? Hükmü var. Niye? E diyor sahabe, tahmin ediyor sahabe yerfa'u. Nereye rafi yapar? Resulullah. Yerfer hadise ne raf yapar? Resulullah. Yenmihi nispet eder. Nere nispet eder? Resulullah. Yebrugu bihi, bu hadisle diyor sahabe ulaşıyor. Nere ulaşıyor? Peygamber bize. Yervihi, sahabe bu hadisi rivayet ediyor. Kimden rivayet ediyor? Resulullah'dan. Ravahu rivayet etmiş. Rivayet olarak söylemiş. Kimden rivayet etmiş? Kimden rivayet cihetiyle söylüyor? Resulullah'dan. Bunlar hepsi zahiren mevkuf, merfu hükmündedirler. Kim bunu söylemiş? Kale, hafiz, yok o biti. Bu قال الحافظ العراقي, bu Hafız Zeynuddin Iraki var ya, Bin Beyt Usul Hadis'e ilgili kitabı var. Hafız Iraki elfiyesinde demiş, bu demin söyledim bu sadisi pekiştiriyor. Yor ve kavluhum yerfa'uhu yebluğu bi. Hani ve kavluhum tabirlerin kavlu veya tabirlerden sonra gelenlerin kavlu sahabe zikri edildiği vakit yerfa'uhu yebluğu bihim rivayeten yenmihi, öyle değil mi? Raf'un, bunlar ne bak? Ve kavluhum yerfa'uhu, bir. Yebluğu bihim, iki. Rivayeten, üç. Yenmihi, dört. Ha, tabirlerin böyle demeleri, bu raf'un. Bu nedir? Raf'adır, merfu hükmündedir. Tabirlerin böyle demeleri raf'adır, mana itibariyle merfu'dur. Fentebih, sen uyan. Sen ne et? Anladınız değil mi? E demin biz demedik bunlar raf hükmündedir. Bak Hafız Irak'ın elfesinin bir beytiyle bu söylediklerimizi beyan etti. Ve kavluhum yerfa'uhu yebluğu bih rivayeten yenmihi raf'un fentebih. Anlıyorsun değil mi? Bunlar hepsi nedir raf'ıdır? Biz de biraz önce dedik. Ne dedik? Yerfa'uhu, yerfa'ul hadise, yenmihi, yebluğu bihi, yervihi, revahu, rivayeten, hepsi raf'ıdır dedi. Misalü zalike ma ravahul Buhari an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Bakın İbn Abbas sahabe değil mi? Ne diyor? Eşşifa'u fi selaseti. Şifa üç şeyde var. Şerbetu asel. Bal içmesi. Ve şartatu mihcemi. Mihcem hani bir kap hicamet vuruyor da kan oraya birikiyor. O mihcemin şartatı vuruşudur. Ve keyyetun narin, bir de ateşin dağlamasıdır.
Ateşin ne? Yani dağlama var ya. Dağlama, hicamet yapmak, bal içmek, bunlar hepsi nedirler? Bunlar şifalı şeylerdir. Bunu kim söylüyor? İbn-i Abbas söylüyor. İbn-i ne? Ha, İbn-i Abbas diyor, rafa'al hadise. Bak, rafa'al hadise. İbn-i Abbas'tan rivayet eden tabi'in İbn-i Abbas için ne diyor? Rafa'al hadise. Diyor İbn-i Abbas, rafa'al hadise. Ha, İbn-i Abbas bunu söylemiş. Ama hadise raf etmiş, Resulullah'a dayandırmış. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve ikinci örnek. Ve rava malikun fil muvatta. İmam Malik muvatta kitabında. Bak işte budur kitabı. Bakın. An Ebi Hazım, An Sel bin Sa'd, ennehu kal. Kanen nasu yu'merune. Diyor insanlar emir olunuyorlar deyip. En yada'a raculu yedehul yumna ala zira'i yusra. Kişi sağ elini sol zira'a üzerine koymayla emir olunuyordu. Nere fi salati? Namaz. Kale Ebu Hazım, Ebu Hazım diyor, la alem, ben bilmiyorum. İlla ennehu. Bu Sehl bin Sa'd, bu sahabi yen mizalike. Bu hadisi imma yapıyor, nispet ediyor. Kime nispet ediyor? Resulullah'a. Öyleyse bu Sehl bin Sa'd bunu söylemiş ya, bunun Resulullah'a nispet ederek söylemiş. Öyleyse zahire Sehl bin Sa'd'ındır, merfudur. Şey, mevkuftur. Ama manen hükmen yenmi zalike dediği için merfudur. Kale zalike kim varsa oturabilir biraz. Kale zalik kale malikun malik ne demiş? Demiş yerfa'u zalike. Ve Ebu Hazım demiş yenmi zalike. Ne demiş? Yenmi zalike. Malik ne demiş? Yerfa'u zalike. Demin hani geçirdik ya. Onlar arasında yerfe'u da var, yenmi de var, yebluğu da var. Oldu. Ve yultahaku bizalike. Bununla ilhak edilir. Yani bunun gibi zahiren merfu, manen hükmen zahiren mevkuf, hükmen merfudur. Ma iza qila ine zikri sahabi. Sahabe zikredildiği vakit qila deniliyor. Ne deniliyor? Kale, sahabe demiş. Ne demiş? Kale. Sahabe ne diyor? Kale demiş. Kale. Kim demiş? Resulullah. Sahabe demiş, Resulullah demiş. Bak. Fe fa'ilu kale sani. İkinci kalene fa'ali huve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Delil. Kema zekerehul irakiyyü. İrakî bunu zikretmiş. Ve meselen lehu bima revahul hatîf. Bak. Demiş bu şekil ikinci kalene fa'ali nebidir. Bu hadis zahren mevkuftur. Hükmen merfudur. Kema zekerol Irak. Irak'ı da bunu bu şekil demiş. Oldu mu olmadı? Ve mesele lehu bak Irak'ı bununla örnek etmiş. Bir maravol hatib. Bir senedi an Ebu Hureyre radiyallahu anhu. Kal, kale. Bak kal Ebu Hureyre demiş. Ne demiş? Kale Resulullah demiş. Ne demiş? El melaike tutusalli ala hadikum ma dame fi musallahu. Kişi musallasında namaz kıldığı yerde olduğu sürece namaz kıldıktan sonra yerinden hareketi sağa sola gitmediği sürece, orada kaldığı, zikrettiği sürece melaketler ona ne ediyorlar? İstiğfar ediyorlar. Ve ma iza kâle sahabiyyü anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak. Sahabi diyor, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yerfa'ur. Nebi bunu ne ediyor? Raf ediyor. Nebi raf ediyor. Bu hadis kutsi oluyor. Nebi nereye raf eder? Bak sahabe nereye raf eder? Resulullah'a. Nebi nereye raf eder? Nereye götürür? Allah'a götürür. فَوْفِ حُكْمِ قَوْلِهِ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ يَرْفَعُ بِهِ Nebi onunla rafi yapar der manası عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ Sanki demiş Allah'tan rivayet edilir. O zaman وَيَكُنُ مِنَ الْحَادِسِ الْاِلٰهِيَةِ İlahiye, kutsi hadisler olur. وَلَهُ اَمْسِلَةٌ كَسِرَةٌ Bu misalları çok. وَمِزَّلِكِ مَجَّعَ نَبِي هُرَيْرَ رَضَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ sallallahu aleyhi ve sellem ama yerfa. Bak ikinci kalene faali Resulullah'dır. Burada o kale kale değil. Yerfa'u demiş. Ne demiş Resulullah raf ederek söylediği? İnnel mu'mine mu'min indillahu kullu hayr. Mu'min için benim yanımda bütün hayırlar var. Bu hadisin rivayetleri farklı farklı. Nasıl bütün hayırlar var? Bir örnek.
يَحْمَدُنِي وَاَنَا اَنْزَعُ النَّاسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبِهِ Ben onun ruhunu iki cenbinden, yani iki göğsün, iki göğüs kafesinden, ben onun nefsini anırken o bana ne diyor? Hamd ediyor. Ölümü bile, o sekeret anı bile ona ne oldu? Hayırlı oldu. Öyleyse benim yanımda mümine her şey var. فَهَازَ مِنَ الْاَحَادِسِ الْقُدْسِيَّةِ Nedir bu? Hayyusuf sen yatıyorsun. Yatarsan ben kızarım. فَهَازِ مِنَ الْاَحَادِسِ الْقُدْسِيَّةِ Bu ne? Kudsi hadislerdendir. Allah-u Zülcelal'dan alınan hadisler kudsi oluyor. Oldu mu? Ahadisi ilahiye de diyebiliriz, ahadisi kudsiye de diyebiliriz. وَكَذَلِكَ قَوْلُ السَّحَابِيِّ Ne diyor? Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yerfa'u demiyor, yervihi. Ne demek yervihi? Yani yervi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an Rabbi azze ve celle. Demek bir hadis Resulullah dayandırılırsa, yerfa'u denilirse, yermi denilirse, manası Resulullah bunu Allah'a raf ediyor, Allah'a nispet ediyor. Dolayısıyla bu hadisi kudsi oluyor, hadisi ilahiyi olur. Fe'in kıyla burada dursun. Musnad'a kadar da yarın bir ders yaparız. Oldu. Nefâkumullâhu nef'en mubînâ.